Bir de şöyle bir şey var abi. Yani hepimiz için bence bu tehlike geçerli. Hani kamusal alana bir şey üreten herkes için geçerli. En büyük riziko ya senin kitlen tarafından yönlendirilmeye başlama. Evet, bu çok sıkıntı. Çok büyük bir yani birkaç örnek oldu. Sonra özelde sana söylerim yakın tarihte. Yani adamı rezil eder. Çünkü Galiba ben tam da bugün hatta onu düşünüyordum, eğer düşündüğüm şeyse. Neyse siz drama yaratmıyorum. Ben sana özelden Yok yazıyorum. yok, Evet. DNA ile Ha alakalıysa başka bir şey demeyeceğim. evet. Tamam, bugün ben de çok düşündüm. Çok da acı bir şeydi yani. Yani Tamamen baskıyla şekillendirilme işi. Yani o zevk alma durumu da var. Yani bak, evet. tasmayı nasıl taktık sana, nasıl çektik seni o yana bu yana. Yani Öyle bir evet. topluluk da var. Hiç farkında olmadan yavaş yavaş uçuruma doğru gidersin abi. Yani o çok büyük bir tehlike. Kendi kitlenle biraz kavga etmen de gerekiyor o açıdan. Ya ben arada bilerek yapıyorum mesela Twitter'da kasten bakıyorum ki hani bir konuda bir şey var, bir mutabakat var. İlla ki bir kıllık olsun diye de bir şey söylerim. Ya çünkü öbür türlü abi yani el arttırmanın sonu yok. Hani şey chat'e Abi de antik yazmışlar. Yunan'dan beri öyledir. Diyalogla döner bu mevzu zaten. Değil mi? Ben bir şey diyeceğim, sen bir şey diyeceksin. Değil mi? Yani sentezleme fikri, diyalektik de budur yani, anladın mı? Hangi düşünce sistemini gidersen git, karşılıktan bir şey doğar. Bir doğru doğar. Ama senden bir doğru doğmaz. Öyle bir dünya yok. Ben bunu yapıyorum bazen yayında inadına böyle. Bazen biraz köpürtüyorum falan. Böyle hemen anlamıyorum yorumda. Ne salak adamsın? Adam böyle diyor işte, anlamadın mı falan. Yok kardeşim, anladım da. Bakalım nereye kadar savunabilecek o düşüncesini. Onu deniyorum, anladın mı? Tabii. Ya işte şey, Sokratik metotla bir şey öğretme vardır yani dediğin doğru ya. O şeyi doğurma. Aslında karşı tarafta Ebe teorisi, evet. ebe sistemi, ebelik sistemi, aynen. Onu biliyorsun baba şey annesi de ebeydi Sokrat'ın. O mantık odur yani. Hani sen karşıya bir şey verir bu böyledir diyerek öğrettiğin şeyin çok bir kıymeti yok aslında. Onun kendi bulabilmesini sağlayabilmek meselesi önemli. Yani adamda doğuyorsa o fikir senin ters sorularında aa evet aa evet diye bir yere varabiliyorsa hakikaten asıl kıymetli olan da o. İşte o açıdan şey yani kitlenin yönlendirmesine gelmemek lazım abi. Ne kadar iyi niyetli Baskıyla olursan ol yani. yapıyorlar, Evet. bazen linçle yapmaya çalışıyorlar, bazen sana senin değiştiğini iddia etmeye çalışıyorlar, Tabii. anladın mı? Sen bozuldun falan. Sen bozuldun. Yo abi, ben hep buydum zaten, hani bu şey gibi, hani bir ilişkide bir arada olduğun zaman başta çok sevdiğin, söylediğin özellikler partner tarafından bir zaman sonra törpülenmeye çalışılır. Yani tamam, belki bir yerde şey olur bir ilişkide, hani tamam, hani seni mi kıracağım, sen de benim için biraz şeyle fedakarlıklarda bulun, karşılıklı bir iş götürelim. Yani bu müessese dediğimiz, bu evlilik ilişki müessesesi dediğimiz zaten karşılıklı fedakarlıklarla oluşan bir şeydir. Karşı tarafı anlamayla oluşan bir şeydir. Ama hani bu demek değil ki sen geleceksin bana işte baskı yapacaksın, bir fikri dayatacaksın. Bu fikri de nereden edindiğin de belli değil. Büyük bir ihtimalle bir demagogun gazına gelmişsin. Ve belki de aylardır, yıllardır takip ettiğin insana karşı bir düşmanlık beslemeye başlıyorsun. Tabii. Bir de bir risk de şey abi yani bu sosyal medyada şöyle bir şey de oluyor. Hele bir de böyle canlı yayın yapmaya başladığın zaman bir yerden sonra senin böyle her şeyi bildiğin ya da her konuda bir yorum yani tutarlı yorum yapabildiğin varsayımıyla Tanrı bir şeyler söylüyor. kompleksi. Evet. Sen de ona girebilirsin. Evet. Seni de oraya sokabilirler. Hem onlar sokup hem sen girersen, o zaman Yandın yani. O zaman o zaman şaklaban olursun yani hakikaten. ki O sonu çok kötü. şaklabanlıktır, onu söyleyeyim yani. O sonu şaklabanlıktır. Birine denk gelirsin. Bana çok toslayanlar oldu o şekilde ve ben yani alttan alıp da, bu insanlar şeyden beslenir bu arada. Başka insanların iyi niyetinden, alttan almasından. Hadi tamam kardeşim, yani bunun yolu belli. Tamam, ben seninle uğraşmayacağım demesinden beslenirler. Hakikaten herkes de aşık atabileceğini sanırlar. Sonra gelirler bir tane deliye denk, benim gibi. Sonu iyi bitmez yani. Bu çok gördük sosyal medyada bunu. Bunu bize de yapıyorlar. Yani o kadar övüyorlar ki, yani öz babam diyen mi dersin? Çok İşte hani evet bazen geyik de abi oluyor, anladım. Abi şuna var ya, sen bir soksan ölür gider. Abi yani. sen var ya, Tabii. oho bu var ya, bu ne kral bir adam biliyor musun? Siz bir de bunu dinleyin ya. Senin yanında hiçbirisi bok kadar değeri yok. Senden daha büyük yok falan. Bunları okurken hadi kardeşim hadi demen gerekiyor. Çıkıp da lan hakikaten acaba
Hani ben o kadar büyük müyüm ya? Var mı benim hocam? Ama var galiba, fena değil dersen eğer. Hani böyle oğlunu yakışıklım diye öven şeyidir. Anne misali, anladın mı? Yani onun gazına gelirsen eğer Abi çok sokağa kötü. çıktığı zaman öyle olmuyor işler. Yani kızlar senin annenin gazına gelip seni övmesiyle senin üzerine atlamayacaklar, anladın mı? Ya işte abi o ilişkiyi hastalıklı bir yerden kuruyor. Bir de mesela sen o kadar onun farkında olmayabilirsin. Yani ben içerik üretiyorum, sunuyorum. Hani en temelde yaptığımız şey o ya. Ama karşı taraf öyle bakmıyor dediğin gibi yani. Hani artık Düştüğün oy anda, verelim. bak, düştüğün anda herkes tanrıları sever. Tabii. Kimse düşen iblisleri sevmez. Çünkü Tabii. tanrı olmadığı ortaya çıkmış. Ancak bir sahtekar kalır geride. O yüzden düştüğün zaman yaptığın ilk yanlışta, ilk Evet. sıkıntılı kavganda seni o kadar öven, o kadar yukarı göklere çıkaranlar anana, avradına, neyine Tabii varsa tabii. sövmeye başlayacak. O zaten işte ödipal bir şey aslında biliyor musun? Yani seni baba yerine koydu önce, sonra seni öldürüyor aslında. Yani o öyle bir şey, bir tatmin yaşıyor orada yani senin üzerinden. Evet, ergenliğe girip kendi Tabii. babasına yükselen çocuk misali. Oradan senin bitmeni dört gözle de, yani çok yükseldiğin zaman dört gözle de, yani şey, sende bir kompleks olmasa, normal bir insan olarak da sağlıklı bir egon da olsa mesela, onu da ya bu da kendini bir şey sanıyor falan, bir tevazu arayışı tayfa da var. Hani zorla seni tevazuya sokmaya çalışan bir tayfa da var. Zor zor. Hani kendin olmak zor. Ben rahatım bu konuda. Çünkü Evet. neden? Benim bir alter egom var. Ben telefonu kapattığım anda normal hayatıma gidiyorum ve kimse bana bu konuları konuşmuyor. Ben normal hayatımı yaşıyorum. Yemeğimi yiyorum, ekmeğimi yiyorum. Filmi izliyorum. Yürüyüşüme çıkıyorum. Ya süper. Muhabbetimi ediyorum. Kimse de öyle bir şey, dünya yok yani. Sen özelinde hani böyle biri var, sen busun diye bir hikaye de yok, anladın mı? Sen o değilsin özelinde. Değil Soyutlanabiliyorum yani. Ben o değilim. O adam sen değilsin. You're not the man falan var ya. Sen o değilsin. You're not him bro falan. Hani hiç girme o rolleri gibisinden. yani evet sen aslında gerçek personanla tırnak içinde erlik değilsin aslında yani sokağa çıktığın zaman ama orada Evet. kurtulabiliyorsun yani erlikten aslında. Sağlıklı bir orta yani. Sürekli beni zehirlemesine müsaade yok. Çünkü ben Çok yine iyi. normal ortamda olduğu zaman bir şey konuşurken "Na siktir git amına koyayım" diyen arkadaşlarım da oluyor bir şey konuş. Yani ne bileyim, üstünlük olmuyor sana. Ailende sana daha fazla saygı Değil duyulmuyor. İnsanlar "Abi ya ne yaptın sen" falan. Hani o modda kimse gelmiyor sana. Normal neyse o, yani zehirlenmiyorsun bundan. ya işte bu çok önemli bir şey. Bu benim aklıma şey geldi. Seyfi Dursunoğlu ilk İşte mizahla uğraşıyor falan. Diyor ki yani ben diyor Seyfi Dursunoğlu olarak bu esprileri yapamazdım diyor. Ne zaman uyuşsuz virjin oldum diyor. Yani o zaman önümde büyük Evet, bir şey açıldı yani. O alter ego veya şey. o bir teoridir bu arada. Yani alter ego oluşturup satışta falan da vardır bu. Psikolojik şeyde de vardır, destekte de vardır. Hani bir alter ego oluşturup onunla yaşamak. Yani bu aslında şey de biraz. Yine bizim sevdiğimiz konu. Komedya dell'arte'nin de şeyi yani. Maskeyle çıkıyorsun. Tabii. Yani Stereotip canlandırma. ya bunlar aslında Komedinin temelinde o var zaten. Maskeler üzerinden, stereotipler üzerinden duygusal boşalma, şey yaşamak, climax yaşayıp ruhen temizlenmek, arınmak. tabii. İşte abi Ya arınmak nedir benimki? Alter ego'ya giriyorsun, ona söylüyorsun. Arınıp geri tabii. dönüyorsun Abi şöyle bir şey var. Yani ben bu aralar onu düşünüyorum çok onun üzerine. Yani aslında hakikaten kamusal alana çıkan insanların bir şekilde sürekli kendilerine karşı çok eleştirel yaklaşmaları ve yani bir şekilde tırnak içinde nefis terbiyesi yapmaları lazım sürekli olarak. kesinlikle. Yoksa yani bu şey çok riskli bir ortam bu aslında yani. Çok zehirli bir Sosyal ortam medya yani. özellikle, yani eskiden belki ün, şöhret falan bir şekilde hani törpülenir edilir ama, çünkü sürekli görmüyorsun ya, sosyal Tabii medyada bu tabii. sürekli olduğu için binlerce kişi senin çok iyi bir insan olduğunu yazıyor. Bir taraftan da ama binlerce kişi mesela senin çok boktan bir insan olduğunu da yazıyor. Tabii. Dünyanın en pis insanı olarak yazıyorlar seni. Bir uçtan bir uca gidiyorsun. Tabii. Ondan da etkilenmemek lazım. Yani ikisinden birini baz alıyor insan zihnen. Yani ya diyorsun ki ya ben bu işi hiç beceremiyorum. Bir anda böyle fazla karamsar bir şeye de gidebilirsin. Evet, Allah benim belamı versin. Ben Tabii. niye yaşıyorum ki? Yani uydular ki seni yani. Hani Deccal zuhur etmiş ama Deccal olduğundan haberi yok. O dur. Ses gitti senin abi. Yo, gitmedim. Aha. Lafımı bitirdim. Abi, tam cümlenin sonu gitti biliyor musun? Onun için böyle ses gidiyormuş Ha, gibi oldu. Deccal zuhur etmiş ama Deccal olduğundan haberi yok dedi. Tabii. Duruma sokuyorlar seni.